Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hangi güzelliğini, hangi sıfatını, bizler için hangi rahmetini anlatabiliriz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Hazreti Ali'ye sordular. Efendimiz'e yetişemeyen tabi'in, yani sahabiye, Efendimiz'i görenleri, görme şerefine eren halk, Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem, onun arkadaşlarına, ashabına geldiler. Bize Resulullah'a anlat diye ne duymak ister, ne öğrenmek istiyorlarsa bir şekilde duymak için böyle sıraya girdiler. Tabii kime sorulacak? Sahabinin en şereflerinden Hazreti Ali Efendimiz'e geliyorlar ve diyorlar ki Resulullah'a bize anlatsana. Hani şöyle bir çerçeve çizdiriz ya. Biz böyle bir çerçeve çizmeye merakımız vardır biliyorsunuz. Köşeli köşeli anlatmaya bayılırız. Ya bu anlatılan mana bu köşelere uymuyorsa? Neyse. Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. Hazreti Ali Efendimiz onlara ayeti kerimeyi okudu. Allah'ın nimetlerini, bu dünyada size bahşetmiş olduğu nimetlerini say, 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 bitiremezsin. Ayet var. Soruyorum size dedi kardeşler. Resulullah'ı dinleyeceksiniz. Tamam, anlıyorum. Bir şekilde de benden öğrenmek istiyorsunuz ama en başından şunu aklınıza koyun. Allah'ın dünyadaki nimetlerini bile say say bitiremiyorsun. Değil mi? Bir elmanın, ne bileyim, bir buğdayın, bir suyun faydasını saymakla bitiremezsin. Ya hani nimetleri say say bitiremezsin. Peki bunlar bile sayılıp sayılıp dökülüp dökülüp bitirilemiyorsa, bunlara nihayet yoksa, Hazreti Muhammed'e nasıl nihayet olsun? Sallallahu aleyhi ve sellem demiş Hazreti Ali.